İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Hint-Avrupa dillerinin asıl vatanı yeniden değişti. Şimdi o hangisi? Hayk Hanumyan, Fransız Senatosu çoğunluğunun lideriyle görüştü. Hagit Miskorobo'nun yeni ABD eş başkanı Ermenistan Cumhuriyeti'ne gelecek. Dünya Kiliseler Konseyi'nin konferansında Azerbaycan'ın Artsakh yerlilerine yönelik devam eden tacizi sunuldu. Batı Ermenistan'daki Bağış Bitlis'in Arin Gölü yok olmanın eşiğinde. Batı Ermenistan'ın kültürel hazineleri, Kars'ın Yereknamor Manastırı. Orhan Dorya'nın 100. doğum yıl dönümü jübile etkinlikleri başlıyor. Hint-Avrupa dillerinin asıl vatanı yeniden değişti. 26 Ağustos 2022'de dil bilimciler, genetikçiler ve arkeologların işbirliğiyle yayınlanan bir Harvard paleogenetik çalışması, şu anda Avrasya ve Amerika'da konuşulan bu dillerin doğum yerini ve yayılma biçimini yeniden tanımlamayı öneriyor. Hint-Avrupa dilleri, Avrupa ve Hindistan alt kıtasında konuşulan dillerin çoğunu içeren bir dil ailesidir. Çeşitli kollara ayrılmış: Cermen, Baltoslav, Kelt, Hint-İran dillerinin yanı sıra Yunanca. Bunların bir kısmı kayboldu. Orta Çağ'a kadar Sincan'da konuşulan Tohar dilleri ve eski Anadolu'da konuşulan Hitit ve Luvi gibi diller. Tunç Çağı'ndan beri Avrasya boyunca Çin'in batı sınırlarına kadar yayıldıklarına inanılıyor, ancak yayılma biçimleri, kökenleri ve ilişkili arkeolojik kültürleri henüz net olarak belirlenmedi. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Artsakh Cumhuriyeti Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Hayk Hanumyan, Fransız Senatosu çoğunluğunun lideri Bruno Retailleau ile Artsakh'la ilgili konuları görüştü. Hayk Hanumyan bunun Facebook sayfasındaki bir gönderide şöyle duyurdu: "Bay Senatör, Fransız Senatosu'ndaki Artsakh'ı tanıma kararının raportörüydü. 2021 Kasım'da tekrar görüştük. Aralık'ta Stepanakert'i ziyaret etti. 2021 yılının sonunda Fransa Senatosu'nda Artsakh Dağlı Karabağ ile dostluk grubunun oluşturulmasının başlatıcısıdır." Batı Ermenistan, Hayk Hanumyan'ın Bruno Retailleau ile görüşmesini Artsakh'ın yararına olacak her türlü işbirliğinin önemli olduğunu düşünerek olumlu değerlendiriyor. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın da Senato milletvekilleriyle Artsakh ve Batı Ermenistan konularında çalıştığını hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın Kafkasya müzakerelerinde baş danışmanı ve Agit Mis grubunun ABD'li eş başkanı Philip Ricker bu hafta Ermenistan Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Armen Press'e göre Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel bunu gazetecilere verdiği bir briefingde ifade etti ve bunun Ricker'ın yeni görevinde bölgeye ilk ziyareti olacağını vurguladı. Patel, "Bölgeye düzenli ziyaretlerin ilki olmasını düşünüyoruz. Philip Ricker, Ermenistan Cumhuriyeti, Gürcistan ve Azerbaycan'da olacak. Bölgeyle ilgili temel sorunları tartışmak ve ortakları desteklemek için yollar aramak, acil sorunları ve daha fazla bölgesel işbirliğini ele almak, doğrudan ve yapıcı bir şekilde ilgilenmek için her üç ülkedeki üst düzey yetkililerle bir araya gelecek," dedi. Sloganı "İsa'nın sevgisi dünyayı barışa ve birliğe götürür" olan Dünya Kiliseler Konseyi'nin 11. Genel Konferansı Almanya'nın Karlsruhe kentinde çalışmalarını sürdürüyor. 31 Ağustos 8 Eylül tarihleri arasında düzenlenen konferansta yaklaşık 5000 katılımcı, 351 kilise ve mezhebi, Hristiyan kiliselerinin farklı mezheplerinin her biri temsil ediyor. Kutsal Eçmiyaz'ın ana makamı heyeti konferans toplantılarında, mezhepler arası toplantılarda ve Dünya Kiliseler Konseyi'nin faaliyetlerini koordine eden alt komisyonun çalışmalarında aktif olarak yer almaktadır. Ekselansları Der Viken Başpiskopos Haygazyan, Azerbaycan'ın Artsakh halkına yönelik devam eden saldırılarına atıfta bulunarak konferans liderliğini ve tüm delegasyonları Azerbaycan'ın benzer davranışlarını engellemek için pratik adımlar atmaya çağırdı. Batı Ermenistan, Artsakh için mücadelesini hukuk alanında devam etmekte ve Artsakh ile ilgili konuları gündeme getirmek için her türlü platformun kullanılmasını olumlu olarak değerlendirmektedir.
Ruhani liderin görüşmesi sırasında yapılan açıklamada uluslararası toplumdan mutlaka yanıt bulacaktır. Batı Ermenistan'ın Bağeş Bitlis'in Adil Cevaz ilçesinde kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü, kuraklığa ek olarak denetimsiz açılan sondaj kuyuları nedeniyle günden güne küçülüyor. Flamingolar başta olmak üzere çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapan göldeki su seviyesi geçmiş yıllara göre gözle görülür şekilde azaldı. Arin, Van Gölü ile tabandan birleşik bir göl. Su seviyesinin azaldığı ya da yükseldiği zamanlarda bu iki göl birlikte hareket ediyor. Batı Ermenistan'ın Kars ilinin Kazman ilçesinde yer alan ve yöre halkının Çengilli Kilisesi olarak adlandırdığı Yeğnamur Manastırı daha fazla turist çekmeye başladı. Çengilli köyünün ortasında bulunan kilisenin haç şeklinde kubbesi ve dikkat çekici kabartmaları bulunuyor. Bu manastır kompleksinin 10. 11. yüzyıllarda Ermeni Bagratuni Krallığı tarafından yapıldığını hatırlatalım. Kilise 3 katlı bir temel üzerinde yükseliyor. Ana girişi batı tarafında bulunuyor. Kilise 20 x 15 metre uzunluğunda ve 25 metre yüksekliğinde. Sunağın üst kısmında simetrik ağaç yaprakları ve asma yiyen yılan kabartmaları görülmektedir. Bu bölümde ayrıca Meryem Ana ve İsa Mesih'in görüntüleri de bulunmaktadır. Binanın kabartmalarının çoğu günümüze ulaşmamıştır. Duvarlar 1 metre kalınlığında kesme bazalt taştan yapılmıştır. Bu yıl ünlü müzisyen ve orkestra şefi Ohan Durya'nın doğumunun 100. yılı. Aramaça Durya'nın adlı konser salonunda Ohan Durya'nın 100. yıl dönümü etkinliklerinin başlamasına ithafen bir basın toplantısı düzenlendi. Ohan Durya'n, uluslararası müzik hayatına tam anlamıyla dahil olan ender sanatçılarından biriydi. 100'ün üzerinde orkestra ile çalıştı ve en yüksek övgüleri aldı. Mesajda şöyle deniyor: "Bugün Ohan Durya'nın doğum günü olan 8 Eylül'de saat 12'de Gomidas adlı panteonda maestro'nun anısına bir tören düzenlenecek. Aynı gün saat 19'da Aramaça Durya'n adlı konser salonunda Edvard Topçuyan yönetiminde eşi görülmemiş bir sürpriz konser planlanıyor. 13 Eylül saat 19'da Gomidas adlı müze enstitüsünde görkemli bir tören düzenlenecek. Merkez Bankası tarafından bastırılmış olan Ohan Durya'n adlı gümüş hatıra parası sunulacak. Aynı zamanda Yüksek Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı ve Haypost Postane Şirketi tarafından Ohan Durya'nın 100. yıl dönümüne ithafen bir pul çıkarılacak. Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na göre Fransa'da Uluslararası Görsel İşitsel Organizasyonu Ohan Durya'nın eserlerinin de yer aldığı Dünya Müzik Sanatı'nın Mücevherleri başlıklı 11 kasetten oluşan bir koleksiyon yayınlıyor. Ohan Durya'n aynı zamanda Fransız vatandaşıydı ve Fransız Sanat ve Edebiyat Madalyası'nın sahibiydi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ganzasar adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Sasno Ahe Gervin adlı eseri sunuyoruz. Sasno Ahe Gervin gelin duzan cihazen el kumman şnide gerget gel koyun kumman. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.